Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir çorap çalışması yapacağız. çorabımızı pembe renkle ördüm. Burundan başladım ve belirli artışlarımı yaparak buradaki gördüğünüz topuk kısmına kadar örerek ilerledim. Daha sonra bilek kısmından bacaklarımızın olduğu yere doğru çıktım ve gördüğünüz gibi biraz uzun bacak çalışması yaptım. Diğer çorap çalışmalarımız da daha bilekte kalmıştı. Şöyle çevirerek görmenizi istiyorum. Daha bot versiyonu gibi belirli artışımızı yapıp bacağımızın bu bebeklerimizin bacaklarının baldır kısımları için bu kısmı da genişlettik herhangi bir şekilde. Sıkma yaşamasın minik bacakları diye. Evet, şöyle bir yaş grubu için rahatlıkla olabilecek bir çalışma. Daha büyük yaş grupları için e, örmek istersek, şurada artışları yaptığımız trabzanlarımızın olduğu bölüm var. E, o artışımızı bir sıra daha uzatıp, yani bu ikinci sıradaki ördükten sonra, ikinci sıramızı ördükten sonra bir sıra daha artış yaparak. E, mülk daha büyük ayaklar için örebiliriz. Yetişkin gruplarına bile örebiliriz. Evet şimdi burun kısmından trabzanlarımızı alarak bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Ama öncesinde eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet kolay gelsin diyelim hemen bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim kolay gelsin. Bebe yünü ve iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum çorabımı örmek için 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir defa dolayıp 3 defa çekeceğim tırabzanlarımı örmeye başlıyorum. Hemen birinci zincir yuvası içerisine giriyorum. Şöyle biraz ayarladım. 1 Bir, 2 3. Tekrar tığımın başında doluyorum. Yine aynı yuvaya gelerek batıyorum. 1 2 3. 3 tane oldu. Aynı yere geliyorum. Şöyle biraz derin girdiğimiz zaman tığımızı çıkarmamız daha kolay olacak. Şöyle ucunu girdirelim. Şöyle biraz ilerletelim. Burası genişler. Daha rahat örersiniz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 15 tane olana kadar aynı yere batarak trabzanlarımızı örüyoruz. Aynı yere bakın. Batmak artık daha rahat oluyor. Eğer zorlanırsanız tığınızı şöyle biraz derin girdirip genişletebilirsiniz o kısmı. O zaman daha rahat olursunuz. 15 olana kadar örmeye devam edelim. 15 tane trabzanımı ördüm saymak istiyorum bakınız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane trabzanımız hazır şimdi kapatıyoruz ve üzerine artışlarımızla devam ediyoruz ilk zincirden ördüm trabzanımı tepe noktasına gelerek batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve üzerine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak hemen dibine bir tane daha trabzanımı örüyorum bir sonraki trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum şöyle katının ikisini de alalım 1 2 3 aynı yere yeniden giriyorum burada artış yapıyoruz bakın hep aynı yere batıyoruz Tekrar üçüncüye batıyorum. Aynı yere bakın aynı yere giriyorum. Bir sonrakine batıyorum. Aynı yere batıyorum ve örüyorum. Toplamda burada 30 tane trabzanımız oluyor. Bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer ördüm. Toplamda 30 tane trabzanımız oldu. Bakın her birine ikişer ikişer battım. Şöyle görülmekte. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Zincirimin bulunduğu noktanın tepesine batıyorum. Bakın şu kısma en tepe noktasına batıyorum. İpimi şöyle geçiriyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Bu sırada artış yapmıyoruz. Bu sırada birebir bütün trabzanlarımızı örüyoruz. Zincirimin üzerine zincirimi çektim. İkincisine batıyorum. 1, 2, 3. Bir sonrakine batıyorum. Bir sonrakine bir dolayıp 3 de çekiyorum. Burun kısmını bu şekilde tamamlayacağız. Bütün trabzanlarımızı bir defa örelim. Artış yapmadan birebir trabzanlarımızı ördüm ve burun kısmı bu şekilde toparlanmaya başladı. Şöyle bakalım diğer çorabımıza. Şimdi görmüş olduğumuz trabzanlardan oluşan modelimizi kurmaya başlıyoruz. Ve 3 sıra bu modelimizi aynı şekilde uygulayarak devam edeceğiz. Öncesinde Son trabzanımızda zincirimizin tepesine gelerek batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Buradan 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Modelimizi korumak için hazır oluyoruz. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncü trabzanımın tepesine gelip batıyorum. Bir, iki, üç defa da örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir, iki, üç. İki tane trabzan örüyorum. İki zincirimi de ilave ettikten sonra tekrar aynı yere girerek iki tane daha trabzanımı örüyorum. Bir, iki. Toplamda aynı yuva içerisine arasında iki zincir olacak şekilde dört tane trabzanımızı ördük. Tekrar tığımı başını doluyorum. Zincir çekmiyorum bakınız. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye gelip batıyorum. Bir, 2 ve 3 bir tane trabzanımı örüyorum. Buradaki aradaki tek trabzanlar modelimiz boyunca devam edecek olan bu kabartılı trabzan bölümleri. Diğer aynı yuvaya ördüğümüz trabzanlarımız da burada gördüğümüz trabzanlarımız modelimizin iki direk arasındaki kalan bölümleri. Şimdi bakınız öncesinde bir tane trabzanımı örmüştüm 3 zincirden arasında 4 trabzanım iki zincir arada ve iki atlayıp bir tane daha trabzanımı ördüm. Ve şimdi çiftli grubumu örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yuvaya giriyorum. İki tane trabzanımı ördüm. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya gelerek iki tane daha trabzanımı örüyorum. Aynı yere. Tığımın başında doluyorum, bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncü yuvaya geliyorum. Trabzan. Tekrar doluyorum, bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batarak bu kez çiftli grubumu örüyorum. Bir çiftli, bir tekli örüyoruz. İki trabzan, zincirim iki tane ve iki trabzan daha. Tema başında doluyorum. Bir atladım, iki atladım, üçüncüye batıyorum. Bir atladım, iki atladım, üçüncüye çift olarak örüyorum. Bir tek, bir çift olarak örelim 2 Yaptığımız işlemimizi şöyle görüyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Başlangıç yerimizin yanına kadar geldim. Şimdi kaç tane olduğuna bakalım. Çiftlerimizi sayalım. Bir çift, 2 çift, 3 çift, 4 çift, 5 çift ve 6 tane çiftimiz oldu. Şöyle 6 çiftimizi tamamladık. Şimdi kabartılı olarak örüp e, ikinci sıramıza başlayalım. Burada yapacağımız işlem 3 tane zincirimiz vardı. Arkasından şöyle giriyorum. Bakın elimle tutuyorum. Sadece arkasından giriyorum. Başını dolamadım. Arkasından giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımı başını doluyorum. Ortaya giriyorum. 2 zincirimin içerisine girdim. 2 tane trabzan. 2 zincir. 2 trabzanımı bu noktaya ördüm. 1 ve 2 buradaki bir trabzanımı örmek için tığımın önce başını doluyorum. Yandan şu şekilde girip öne doğru çıkarıyorum. 1, 2, 3 ve böyle kabartıyı öne doğru çıkarmış oldum. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. Zincirlerimi çekiyorum. Tekrar 2 trabzanımı örüyorum. Ve tığımın başını bir defa dolayıp buradaki tek trabzanı yandan giriyorum. 1, 2, 3 defa da yukarıya doğru çıkarıyorum. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde örerek devam ediyoruz. Bir defa doluyorum çiftliden sonra. Tekin yandan giriyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Yine çiftin içerisine giriyorum. 2 trabzan, iki zincir, iki trabzanımı örüyorum 1 ve 2 Evet, ben şurada sizden ayrıldıktan sonra aradaki kalanları da örmüştüm. Şu şekilde kabartılı kabartılı burnumuzu ördük çorabımızın burun kısmını. Şimdi hatırlatmak istiyorum. Eğer daha büyük yaş grupları için örmek isteyenler olursa buradaki şu ikinci sıradaki Hepsini birer birer örmüştük. Bakın burada artış yaptık. Birer birer ördük. Bir üst sırada daha artış yapabilirler. Buradaki artışımız 4 tane tek bir tane çift olarak örersek öreceğimiz ayak boyu ne olacaktır? Eğer sadece birazcık daha büyütmek istiyorsak yani çok az bir büyütme istiyor isek 6 tane de bir yapabiliriz. İpimizin kalın ve ince oluşuna göre de tabii ki bu değişkenlik gösterecektir. Yani bir sıra daha artışı yaptığınız zaman ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi üçüncü sıramıza geçişimizi yapalım. Üçüncü sıramızda ise bakın yine sıra başı trabzanımız bu şekilde durmakta. Şöyle yana yatık bir şekilde. Bunu tığımın başını dolamadan şöyle arkasından şöyle yandan giriyorum. İpimi alıp ilmeğimi geçiriyorum ve böyle kabartı halini alıyor. Sonrasında üç tane zincirimi çekip yukarıya doğru yönlendiriyorum. Tığımın başını dolayıp iki tane trabzanımı, iki zincirimi tekrar iki trabzanımı örüyorum. Sıradaki tek trabzanımı yandan giriyorum ve örüyorum. Yandan girdim, kabarttım. Çiftlerimi yine örüyorum. 2 zincir 2 trabzan yine yandan girip tek trabzanımı kabartıyorum ve bu sıramızı aynı şekilde tamamlıyoruz elimdeki çorabın boyuna göre örüyorum ve bir yaş grubu için olan bir ölçü şimdi bakınız 1 2 3 sıramızı ördük şimdi topuğumuzu çalışacağız topuğumuzu sadece burayı örüyoruz diğer tarafa geçmeden 3 sıra trabzan çalışması olarak yapacağız Hemen başlayalım. Arkasından yine giriyorum. Ilmeğimi geçirdikten sonra 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekip birinci trabzanımı örüyorum. Sonra trabzanların üzerine örüyorum. İkinci trabzanım oldu. Üçüncü trabzanım oldu. Ortaya iki tane örüyorum. 5 oldu bakınız. Diğer trabzanın üzerine örüyorum 6. Diğer trabzan üzerine örüyorum 7. Ortadaki tek trabzan üzerine örüyorum 8. Bir sonrakini örüyorum. Gruba geçtim 9. Bir sonraki 10. 2 araya örüyorum. 11 ve 12 şöyle de göstereyim bakınız buradan başladım 1 İki trabzanın üzerine ördüm iki ortaya ördüm yine trabzanların üzerine ördüm bir buradaki trabzan üzerine ördüm yine trabzanların üzerine ve iki tane de ara ördüm toplamda 12 oldu şimdi bu iki taneyi örüyorum kenardaki tek trabzanı da örüyorum Diğer tarafa geçmiyorum. Sadece bu iki grubu örmüş oluyorum. Bakınız şu tarafı. Bir kabartıdan diğer kabartıya kadar ördüm. Aralara şu iki zincirleri iki trabzan ördüm. Ve diğer bütün trabzanların üzerine ördüm. Şimdi geri dönüşümü buradan yapıyorum. Bu tarafı örmedim. Lütfen buna dikkat edelim. Şöyle de göstereyim. Yarım olduğunu görelim. Topuk kısmı. Şuradaki topuğumuzu çalışıyoruz şimdi. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Geriye dönüşümü yapıyorum. Birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum. Birinci trabzanım zincirden ikincisine batıyorum. Saymaya gerek yok. Aşağıda 15 tane trabzanım var. 15'ini de örüyoruz. Bir dolayıp 3 defada alıyorum. 15 trabzanın 15'inde ördüm ikinci iki sıra tamamladık 1 ve 2 şimdi 3 sırayı başlatıyorum 3 zincirimi çekiyorum arkasını çeviriyorum Bakın iki sıra ördüm ve başlıyorum birer birer sona kadar burayı da örüyorum üçüncü sıramızın da sonuna geldik şimdi bakın şurada bir işlem yapacağız Burada topumuzun arka kısmını sonra dikiyoruz. Bunu unutmayalım. Burası sonra dikeceğiz. Burada diğer birinci trabzanımın olduğu yere geliyorum. Batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde ilmeğimizi kaydırdık. Elimizde şöyle tutuyoruz. Şimdi 3 tane sıra, 3 sıra trabzanımızı örmüştük. 1, 2, 3. Ortadaki sıranın içerisine gelerek Çiftli grubumuzu örüyoruz ama öncesinde 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tüm doluyorum. Bakın bu birinci grup. Burası ikinci. Burada üçüncü grup. Şöyle uzaktan gösterdiğimde. ikinciye giriyorum. Şöyle sadece bir trabzanı kaldırıyorum. Oraya iki tane trabzanımı örüyorum. İki zincirimi çekiyorum tekrar iki tane trabzanımı da bu noktaya örüyorum bir ve iki boyun kısmına doğru gidiyoruz burası bileğimizin olduğu yer 3 zinciri çektim ortadakine trabzan gruplarımı ördüm tekrar tığımın başında doluyorum ayak bölümüne gelerek buradaki kabartının yanından giriyorum buraya bağlanıyorum 1 2 ve 3 defa da çekiyorum sonrasında Üst kısma geçiyorum. Ayağımızın üst kısmına iki trabzanımı örüyorum. Yine gördüğüm gibi örüyorum burayı. 2 zincirim 2 trabzanım. Kabartımı örüyorum. Sıramı takip ediyorum burada. Tekrar gördüğünüz gibi iki trabzanım 2 zincir 2 trabzan sıramızı takip ederek örmeye devam ettim ve hemen bakın topuğumuzun yanına geldim yine burada çiftliğimi ördükten sonra tığımın başını bir defa doluyorum şuradaki görmüş olduğum üçüncü sıranın tek olan kabartılı trabzana girip bir kabartı daha yapıyorum ve tığımın başında doluyorum. birinci grup değil ikinci grubun içerisine giriyorum şuradaki 3 sıramız vardı bakınız birinci sıra ikinci sıra ilk trabzanı alarak çiftli trabzan grubumu örüyorum iki trabzan iki zincir iki trabzan topuğumuzu bu şekilde hallettik bakınız topuğumuz şöyle kaldı en son minik bir dikişle orayı kapatacağız burada başlangıçta yaptığımız gibi çift ördükten sonra bakın 3 zincirimizin ardından geçiyorum ilmeğimi sadece kaydırıyorum. Ve üzerine 1 2 3 tane zincir çekerek şöyle görmüş olduğumuz bölümümüzü artık yukarıya doğru örmeye başlıyoruz. Şuradayız şimdi. 2 trabzan hemen görüyorum bakınız. 2 trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum yandan tekrar iki trabzan iki zincir hiç farklı işlem yapmıyorum çok kolay Tekrar kabartımın yanından giriyorum ve örüyorum. Evet sıramın sonuna kadar geldim. 3 tane zincirimi çektiğim yerdeyim. Yine ardından girdim. İlmeğimi kaydırıyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve başlıyorum trabzanlarımı ve yandan kabartılarımı örmeye. Bakalım kaç sıra örüyoruz? 1, 2, 3, 3 sıra ördükten sonra yok 4-5 sıra örmüşüm 5 sıra ördükten sonra artışlarımı yapmaya başlıyorum 5 sıra şu boyda aynı şekilde 2-2-2-2-2 örelim sonrasında bir artırarak 3-3-3-3 örüp baldır kısmını bu tombul kısmını rahatlatalım şöyle genişleterek şimdi sıramızı tamamlayalım bu ikili olan bölümlerimizi 5 sıra ördüm 1-2-3-4-5 İkili ikili ördüm. Şimdi e, artışımızı yapmaya hazırız. Buraya artık iki değil üç tane trabzan, iki zincir, üç trabzan olarak öreceğiz. Baldırımızın e, yuvarlak olan bölümleri rahat etsin. Bebişlerimizin üç trabzan, iki zincir, üç tane trabzan. Bitene kadar artık trabzanımızı birer artırdık. Aradaki tek olan kabartımızı yine değişiklik olmaksızın örüyoruz. Sadece trabzanlarımızı üçer üçer artırıyoruz. Yani 2 3 yaptık. 1 arttık. İki ve üç başka hiçbir değişiklik yok. Sadece sayımızda birer birer artışa geçtik. Kaç sıra ördüğümüzü görelim. 1 2 3 4 sıra ördük. 4 sırada üçerli ördükten sonra yeniden görüşelim. Üçerli gruplarımızı da toplamda 4 sıra ördüm ve tamamladım. Şimdi son sıramızı yapacağız. Geçişimi yapıyorum yine aynı şekilde. Burada zincir çekmiyorum artık. Tığımın başını doluyorum, Trabzanın üzerine batıp tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Üçüncü trabzanıma batıp tek seferde çekiyorum. Ve ortadaki iki zincirin bulunduğu yere dört defa batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Sonrasında yine bir defa trabzanıma, diğer trabzanıma, Sırasıyla ile trabzanlarıma birer birer batıyorum bu tek olan trabzanım bakına sonra da battım ve yan tarafa geçiyorum birer birer batıyorum. Orta boşluğa geldim Dilerseniz 3 yapabilirsiniz Ben 4 çalışmayı tercih ettim 2 3 ve 4. Tekrar trabzanlarıma birer birer batıyorum ve başlangıç yerimize kadar bu şekilde devam ediyorum. Başlangıç yerimize kadar ördüm. Çorabımızın bitişi de bu şekilde dilim dilim gayet güzel oldu. En son bakınız zincirimin üzerine gelerek batıyorum, ilmeğimi kaydırıyorum, bir tane zincir çekip düğümüm attıktan sonra ipimi kesiyorum ve çorabımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi arka kısmına minik bir dikiş atacağım ve şu kısma bir tane de fiyonk ve elimle kurdoleden yaptığım gülümü takacağım. Ve çorabımız kullanılmaya hazır hale gelecek. Topuk kısmımızın tabanından şöyle başlıyorum. İç kısmı bırakıyorum ipimi ve kenarlarından dikmeye başlıyorum. Buna kadar geldim. Ve buraya düğümümü atıyorum. Topumuzu diktikten sonra kurdalemi alıyorum. Dilediğiniz büyüklükte kurdalelerimizi şu şekilde bir tane fiyonk yapıyorum. Fiyongumuzu ayarladıktan sonra uygun yeri nereye isterseniz oraya dikiyoruz. Şöyle biraz aşağıya yapalım. Şöyle bakınız diğerini de ben aynı şekilde aşağı yaptım. Elimle yine bir ton daha yani bayağı bir ton koyu olan pembemi de aldım. Tam fiyongun düğümünün üzerine koydum. Ve iç kısımdan şu şekilde dikiyorum. Kurdalelerimi çorabıma sabitliyorum. Yumuğumuzla diktikten sonra çorabımız kullanılmaya hazır hale geldi. Bu şekilde bir çalışmamızda tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni e, modellerimizde, yeni yeleklerimizde, çoraplarımızda, battaniyelerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.